Merhaba, ben Oğuzhan Saruhan, sosyal medya eğitmeniyim. Bu video serisinde sosyal medyada başarılı olmanın püf noktalarını anlattım. Sosyal medyada varsak, Facebook'ta, Twitter'da, YouTube'da emek harcayıp kullanıcılara, müşterilerimize ulaşmak istiyorsak bu mecralar için içerik üretmeliyiz. İçerik aslında sosyal medyanın yakıtı diyebiliriz. Yani nasıl ki arabalarımızın yol alması için yakıt gerekiyorsa, sosyal medyada da başarılı olmak için içerik üretmemiz gerekiyor. Çok afilli bir kelimeymiş gibi gözüküyor ama sosyal medya için üretilen her şeyi içerik diyebiliriz. Bir selfie çektiğimiz zaman bu da bir içeriktir. Yolda bir fotoğraf çekip paylaşmak da bu da bir içeriktir. Ama biz biraz KOBİ'ler için, markalar için konuşacak olursak, ürünlerin hikayeler aracılığıyla kullanıcılara ulaştırılmasını ben içerik diyorum. Bir ürün, bir hizmetimiz var. Bunu kullanıcıya içerik vasıtasıyla, bu köprü görevini gören şeydir içerik. Peki nasıl içerik üreteceğiz? Aslında buradaki en önemli soru bu. KOBİ'ler, markalar, kullanıcıların etkilenmesi için nasıl içerik üretmeli? Hangi içerikler üretmeli? Öncelikle içerik eğlenceli olacak. Siz bir KOBİ'seniz, bir markaysanız, bir kişisel olarak sosyal medyayı kullanıyorsanız oradaki içeriklerinizde olabildiğince eğlence duygusunu kullanmaya çalışın. Çünkü insanlar artık sosyal medyaya biraz eğlenmek, güzel vakit geçirmek, sıkıntılarını atmak için sosyal medyaya giriyorlar. Yani sosyal medyada da böyle sıkıcı, despot bir dil gördükleri zaman bunu zihinleri almıyor aslında. Churchill'in çok güzel bir sözü var, diyor ki parti devam ediyorsa oradan kimse ayrılmaz. Yani orada eğlence varsa sizi kimse terk etmez, içeriklerinizi tüketir. O yüzden içeriğin birinci özelliği eğlenceli olacak. Güncel olacak içerik ikinci özellik olarak. Gerçek zamanlı pazarlama diyorlar bunun adına. Örneğin Twitter'da bir şaka var. İşte uzaylılar Türkiye'yi istila etti diye bir şaka varsa içeriğinizi uzaylılarla entegre edip onlarla birleştirip onlarla bir hikaye oluşturup paylaşırsanız daha fazla insana ulaşırsınız. Çünkü sosyal medyanın doğası budur. Güncellikten kastım bu. İnsanlar ne konuşuyorsa siz onu konuşun. Üç sade olacak. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her gün binlerce içeriğe maruz kalıyoruz. Twitter'da binlerce mesaj var. Facebook'ta yüzlerce mesaj var. YouTube'da yüzlerce video var. Yani zihnimiz bu kadar içeriği artık almıyor. Olabildiğince sade üretin içeriklerinizi. Örneğin Facebook'ta bir paylaşım yapacaksanız bunu 300, 400, 500 karakterle yazmayın. Niye? Paylaşabiliyorsanız 50 karakterle, yani 50 kelime, 10 kelime, 5 kelime. Hatta ne kadar azalırsa, yani hikayenizi ne kadar kısa ve sade anlatırsanız kullanıcıyı o kadar çok etkilersiniz. Çünkü zihnimiz bu karmaşayı artık almıyor bu dijital çağda. Bence en önemlilerden birisi satışa değil hikayeye odaklanması gerekiyor. Çünkü bu Türkiye'de KOBİ'lerin en çok yaptığı yanlışlardan biri. Benim ürünüm 50 lira, benim ürünüm 60 lira, benim ürünüm 80 lira, 90 liradan 60 liraya düştü. Sürekli böyle satış odaklı içerikler üretiyoruz. Bu aslında sosyal medyanın doğasına aykırı bir durum. Çünkü ben sosyal medyaya az önce dediğim gibi eğlenmek için, bir şeyler öğrenmek için giriyorum. Eskişehir'de bir KOBİ olarak ayakkabı satıyorsunuz. Ben bir kullanıcı olarak bir ayakkabının 80-100 lira olmasından çok, örneğin kışın ayakkabımı nasıl saklayabilirim bilgisine gelelim. Deri ayakkabı nasıl boyanır? Ayağınıza göre ayakkabı seçme modelleri gibi. Bilgilerle beni tavlarsanız ayakkabı ihtiyacım olduğu zaman gelip sizden alırım. Başkasına gitmem. Satışa değil de hikayeye odaklanırsınız. Yani kullanıcılarınıza, müşterilerinize, takipçilerinize bir hikaye anlatırsanız bu hikaye gelecekte sizin ürün satmanıza yol açabilir. İçerikle ne yapabilirsiniz? Biraz da onu anlatmaya çalışayım. Markanızın hikayesini anlatabilirsiniz. İnsanlarla duygusal bağ kurma araçlarından bir hikayeleştirme. Babalarımızla, atalarımızla konuştuğumuz zaman bize hep geçmişten hikayeler anlatırlar. Ya da geçmişte dinledikleri hikayeleri anlatırlar. Benim babam 50-60 sene önce dinlediği hikayeleri hala anlatıyor. Ama dün WhatsApp'tan yazdığım mesajı unutuyor mesela. Hikayelerin böyle bir büyülü bir tarafı var. Hikayeleştirmeyi kullanırsanız markanızın hikayesini anlatırsınız içerikle. Ürünlerinizi de anlatabilirsiniz. Markanız ne zaman doğdu? Kurucusu kim? Nereden geliyor? Ne zorluklar yaşıyor? Bugün nasıl bir istihdam sağlıyor, bunu anlatabilirsiniz. Logonuzun hikayesini anlatabilirsiniz. Posta bir içerikte karşılaşmıştım. Türk Hava Yolları'nın logosunun hikayesi. Ve binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı bu. Yani bir hikaye oluşturabilirsiniz kendinizle ilgili, herhangi bir konuyla ilgili. Bu kullanıcılar tarafından paylaşılabilir, sosyal medya ürünlerine dönüşebilir. Eğer bütçe yeterli ise tabii bir ajansla çalışılabilir ve ortaya profesyonel bir bakış açısı konabilir.
Ama bütçe yoksa, kısıtlı bütçelerle iş yapılıyorsa, ajans olmadan da belli araçlarla sosyal medya için bir yönetim planlaması ortaya konabilir ve başarı da olabilir. Çünkü sosyal medya 2 artı 2 eşittir 4 edilen bir platformlar değil. Yani illa ajanslar başarılı olacak diye bir kaide, bir formül yok. Kendi çabalarınızla da büyük işler becerebilirsiniz. Yani sosyal medyanın avantajı bu. Minimum şartlarınızı oluşturabileceğiz bir içerik organik bir şekilde dağlara çok fazla insana ulaşabilir. Burada önemli olan doğru içerik stratejisini kurgulamak. Bunu kurgularsanız, hani biraz da şans burada aslında, şans faktörü de işin içine giriyor. Bunlar ise bir araya geldiğinde küçük bütçelerle kendi bünyenizde büyük işler başarabilirsiniz. Burada önemli olan istemek, çaba sarf etmek ve istikrarlı olmak aslında.